sesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız. Belki şimdi geceler hep sabahsız. Mutlaka yine doğar güneş. Boşluktayım paramparça. Kaybolmuşum ben Araf'tayım. İhanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım. Gün ışığı nerede? Unutup da affeder miyim? Yeni bir kader çizer miyim? Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Sonunda tanışabildik sizinle. Hülya Hanım. Elif Hanım. Ben Feraye Köksal. Beni şirkete götür. Hangi şirkete götür? Fırat'a mı gidiyorsun? Elif'cim canım bir sakin ol. Bir durunuz. Bak sinirlisin farkındayım. Hülya şu an sadece şirkete gitmek istiyorum. Tamam. Ben eşyalarımı toparlayayım abi. Oğlum saçmalama ya. Otur oturduğun yerde. Yok abi böyle olmayacak. Yani en azından neyin ne olduğu belli olana kadar benim bir süre şirketten uzak durmam en doğrusu. Alper. Bak ben senin böyle bir şey yapmayacağına eminim, tamam? Ne senin ne de Sude'nin. İkiniz de böyle bir şey yapmazsınız. Dediğim gibi biri ya da birileri bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Şimdi bizim yapmamız gereken sakince durup bunun kim olduğunu bulmak, tamam? Şimdi kafandaki o saçma sapan düşüncelerden kurtulduysa gidip kamera kayıtlarına bakar mısın lütfen? Hemen. Tamam. Umarım kamera kayıtlarından bir şey çıkar. Göreceğiz. Bana bilgi işlemden birini gönder hemen. Ne yapacaksın Fırat? Şu mail adresinin izini takip ettireceğim. Pek zannetmiyorum ama belki bir şey çıkar. Elif. Elif öfkeyle bir şey yapacaksın sonra pişman olacaksın. Elif. No-name bir mail adresinden gönderilmiş Fırat Bey. Bunun takibini yapamayız. Güvenlikle ilgili bir problem olduğunu düşünüyorsanız emniyetle iletişime geçebiliriz. Yok sağ ol. Sen kimseye bahsetme oldu mu? Fırat.
Yani ben de Alper'in yapabileceğine inanmıyorum ama... Aması ne? Ne aması? Sen hala Alper'den mi şüpheleniyorsun? Niye yapacak adam böyle bir şey? Para için mi? Hayır canım. O zaman ne? İyi de yani yıllardır aynı pozisyonda Fırat. Ne bileyim, insanlar böyle garip şeyler yapabiliyorlar. En güvendiklerin dahi. Sen burada bekle Fulya. Ya ne demek burada bekle? Ya kıyamet kopacak ya Elif. Sude, eğer seni dinlersem benim kimseye güvenmemem gerekir ki... sen de bunun sonu nereye varır çok iyi biliyorsun. Bu konuyu burada kapatalım. Ben son sözümü söyledim. Daha önce nasıl olduysa bundan sonra da öyle olacak. Biz bunu çözeriz. Elif. Yalnız konuşabilir miyiz? Tabii. Of Elif ya. Elif, bir tane niye bu kadar sinirlisin? Bu ne? Güzel gece için teşekkürler. Fulya. Sen nereden çıktın? Ne yapıyorsun burada böyle? Ya biz Elif'le beraber şeye gittik. Patronumuzla tanışmaya gittik. İşte orada... Orada ne? Ne oldu orada? Bir şey mi oldu? Kadının masasında kocaman bir buket vardı. Üzerinde de senin kartın vardı Fırat. Bir tane ben kimse çiçek yollamadım. Kartımı da yollamadım. Bu ne? Anlamadım yani. Sen göndermediğini biliyorum. Ne yazmış? Hoş geldiniz demiş. Tamam, ben de okuyabilirim o zaman. Ver. Ne? Hoş geldin çiçeği değil mi ya? Hadi. Üf, iyi al okuyayım. Yazısı pek şıkmış yalnız. Çiçeğin ve iş arkadaşlığımızın uzun ömürlü olması dileğiyle. Hoş geldin. Fırat Ayaz. Ne gülüyorsun ya? Tarafı çiçek işte. İkimize de göndermiş hem. De bu kadar mı? Ne bu kadar mı? Gerçi ben orkidenin başka bir anlamının olduğunu da biliyorum ama neyse. Fulya tamam hadi nereye koyalım? Şöyle mi dursun? Yerleşebildiniz mi? Evet. Teşekkür ederiz her şey için. Çiçek içinde. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel. Ben çiçeklerin koparılmasını hiç sevmiyorum. Onlar canlıyken çok güzeller. Onların çiçek açtığını, tam yaprak dökerken hayata tutunduğunu görmek çok güzel. İnsanlar bir gün solup öleceğini bildikleri şeyi niye başkasına yollarlar? Anlamış değilim açıkçası. Buketi gördüğüm anda anladım senin göndermediğini. Tamam şimdi bir dakika. Ya bir tanem, sen patronunla tanışmaya gidiyorsun. Masasında bir buket vardı, benim yollamadım ve üzerinde bu kart vardı, öyle mi? Aynen öyle. Bu nasıl olabiliyor? Sorun da zaten patronum.
Galiba bu biraz bana büyük geldi. Sonunda tanışabildik sizinle. Ben Feraye Köksal. Patronum o kadındı Fırat. Çiftlikte senin yanında gördüğüm kadın. Sen ne diyorsun ya? Patronun kim senin? Feraye Köksal. Feraye Köksal. Sen şirketin adı ne? Fera Yatırım. Fera Yatırım. Çok iyi. Bir şey mi hatırladın? Bu Fera Yatırım benim elimden çok önemli bir ihaleyi alan, çok önemli bir arazi satışına engel olan şirket. E o kadın buraya kadar geldi, karşımda oturdu benim. Çiftliğe geldi. Ne yapmaya çalışıyor bunlar ya? Ne oluyor anlamadım. Sence neden bunları yapıyor? Bilmiyorum. Ama öğreneceğiz. Açmayacak mısınız? Babamın en çok sevdiği parça. Hatta çalabilmek için piyano öğrenmeye bile kalkmıştı. Ama ömrü yetmedi. Açmayacağım. Karı kocanın arasına girmek olmaz, değil mi? Yesinler birbirlerini. Herhalde planın işlediğini düşünüyordur. Elif, şirketin adresini versin bana. Ne yapacaksın Fırat? Gidip konuşacağım, yüzleşeceğim kadınla. Hayır Fırat, yapma. Seninle yüzleşmeyecektir biliyorsun. Ama ben gidersem... Ben böyle bir şeye nasıl izin veririm? Ben müsaade edemem gitmene. O kadının ne kadar ileri gideceğini bilmiyorum. Ama seni dinlemeyeceğimi biliyorsun değil mi? Bak belki de gelip sana hesap sorduğumu ya da ne bileyim kapıyı çekip çıktığımı düşünüyor. Planın işlediğini düşünsün. O yüzden benimle konuşacaktır. Ben gideyim. Tamam. Beklememeliydim. Çok özür dilerim. Böyle bir şey yapmayacağını biliyor olmalıydım. Seni çok sevdiğim idi. Seni seviyorum. Ben de seni. Yok, ben dayanamayacağım. Gidip bakacağım. Hayatım tamam. Bir sakin olur musun Fulya? Tamam, bekle. Bir sakin ol. Tamam. Elif. Hah, aç hadi. Neredesin Fulya? Ben Alper'in odasındaydım. Aşağıda buluşalım. Hemen Fera Yatırım'a gideceğiz. Fera Yatırım'a mı? Elif, ne diyorsun? Elif. Fera Yatırım'la alaka ya? Ben çıktım canım. İyi de Fulya, o şirket. Ya bir dinler misin beni? Ne oluyor burada böyle ya? Aa, Dila Hanım. Ha, nihayet. Geç kalıyorsun deyip duruyordunuz. Vaktinde geldim, şimdi de ben bekliyorum. Nerede Güneş? Mail atmıştık velilere. Dans gösterimiz vardı da ona hazırlanıyorlar. Daveti hazırlıyorlardı, biraz uzun sürdü.
Dans gösterisi demek. İyi. Arada sırada güzel şeyler de yapıyorsunuz belli ki. Ben Güneş'in montunu getireyim. Benim annemle babam ikisi birden gelecek. Benim de. Babamla dans çalışacağız evde. Güneş kimle dans edecek? Onun babası da yok. Annesiyle dans ederler herhalde. Annesi de çok korkunç bir kadın. Ben de çok korkuyorum ondan. Mersin. Güneş'ciğim. Canım, dans gösterisi yapacakmışsınız. Ne güzel. Davetiye mi arkandaki? Bakayım. Güneş, bakayım dedim. Versene şu davetiyeyi. Güneş. Güneş'ciğim, davetiyeni annene göstersene. Ay Güneş, çok güzel olmuş bu. Ben de çok güzel dans ederim biliyor musun? Gösterimizi sizi de bekliyoruz Dila Hanım. Nihayet kimin annesi olduğunu anlamışsınız. Güneş'cim, ay çok heyecanlı. Gel evde prova da yaparız ha. Giy bakalım şu üstünü. Hadi bakalım. İyi günler. İyi günler. Abi inanılır gibi değil ya. Değil mi? Ah hadi ihaleyi, araziyi anladım da bu kadın sizden ne istiyor peki? Bu işin içinde başka bir iş var Alper. Yoksa hiç kimse durduk yere böyle bir şey yapmaya kalkışmaz. Bak, sadece şirketimizle ve benle uğraşsa tamam diyeceğim. Peki Elif? Onu işe alması, bizim aramızı açmaya çalışması. İşte orası benim sınırım. Bir dakika, siz kimden bahsediyorsunuz? Sonra anlatırım Sude. Sen şu kamera kayıtlarına baktın mı? Abi anlaşılan bu kadın bayağı şirketin içine kadar girmiş. O ne demek ki? Ya bütün görüntü kayıtlarına baktık ama tam o zaman dilimindeki yarım saatlik görüntü yok, uçmuş gitmiş. Alper sen ne diyorsun? Abi silinmiş yani. Ne yani? Bütün bunlar oluyor burnumuzun dibinde. Biz de burada uyuyoruz öyle mi? Bana bak, o güvenlik şirketinin müdürü müdür, sahibidir nedir arayıp hesabını soruyorsun. Onlardan kimseyi görmeyeceğim burada. Tamam. Sen şu kadını bana bıraksana ya. İki dakikada ağzıyla burnunun yerini değiştirin. Fulya lütfen bana bırak, ben halledeceğim. Ya ne demek bana bırak ya? Elimden bir kazoş çıkacak Elif. Fulya lütfen, bu öfkeyle kırıp dökerek çözebileceğimiz bir şey değil. Kadının neden böyle yaptığını anlamak zorundayım ama sakin olmalıyız, tamam mı? Sakin misin? Sakin. Sakinim, sakin. Tamam. Lütfen bana bırak. Elif Hanım buyurun. Feraye Hanım'la görüşecektik. Oturun, ben haber vereyim. Böyleyiz. Feraye Hanım, Elif Hanım ve Fulya Hanım geldiler. Onlara müsait olmadığımı söyle. Üzgünüm Elif Hanım, Feraye Hanım müsait değiller. Öyle mi? Elif Hanım! Feraye Hanım, kusura bakmayın ben. Tamam Çiğdem, sen çıkabilirsin. Durun siz söylemeden ben tahmin edeyim. Eşiniz Fırat Bey, çiçekleri kendisinin göndermediğini söyledi. Siz de inanmayıp buraya kadar geldiniz.
Onun böyle bir şey söylemesine gerek yok. Gördüğüm anda anlamıştım Fırat'ın göndermediğini. Enteresan. Bu zamanda böyle bir güven. Ama yanılıyorsunuz. Asıl sen yanılıyorsun. Oynadığın oyunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama sana kötü bir haberim var. Fena çuvalladın. Fırat'ın hiçbir zaman bu keçi çörek göndermeyeceğini biliyor olmalıydın. Ya da en azından el yazısını taklit edebilirdin. Bu zahmete katlanabilirdin, değil mi? Ama onu o kadar tanımıyorsun ki. İhaleyi biliyorum. Bodrum'daki arsa işini de. Ama asıl bilmediğim, kocama da bana da neden bunları yaptığın. Anlaşılan sizi çok öfke almış Melif Hanım. Tahmin ettiğimden çok daha zekiymişsiniz. Geç bunları, geç. Hadi soruya cevap ver. Neyin peşindesin? Bu çok eski bir hikaye. Sizinle bir ilgisi yok. Kocamı ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir. Peki. Madem ayazlarla yanmaya göze alacak kadar çok seviyorsunuz kocanızı, yapacak bir şey yok. Ayazların elinde ne var ne yok hepsini alacağım. Sadece maldan mülkten de bahsetmiyorum. Siz insanın sevdiklerini kaybetmesi ne demek bilir misiniz? Çok iyi bilirim. O zaman son bir şans veriyorum size. O aileden de kocanızdan da ayrılın. Çünkü onlarla işin bittiğinde ortada ne Ayaz ailesi ne de o çok sevdiğiniz kocanız kalacak. Feraye Hanım. Hanımefendileri çıkışa kadar eşlik et. Bırak. Bak vallahi parçalarım sana. Sen nasıl büyük bir kötülük biriktirmişsin içinde ya? Çok yakında görüşeceğiz hepinizle. Ama seni en sona bırakacağım İmran Ayaz. Tüm sevdiklerinin gözünün önünde dağıldığını izledikten sonra. İmran sağ olsun bana çok iyi bakıyor. Üzerime titriyor. Öyledir. İmrancığım bir tanedir. Ama sizi çok iyi gördüm Cemil Bey. Yakında siz ayağa da kalkarsınız inşallah. Vallahi bu gidişle o da olacak galiba. Değil mi karıcığım? Hı. Geçmiş olsun tekrar. İmrancığım, hani şu sokak hayvanları ile ilgili bir projem vardı, bahsetmiştim sana. İmran. Efendim, pardon. Ayol, aklını başından almışsınız İmran'ın. İmran, hani diyorum, sokak hayvanları ile ilgili bir projem vardı. Sen düşünürüz demiştin. Ha, düşünecek bir şey yok. Canı gönülden katılırız, değil mi hayatım? Ay vallahi bravo. Cemil Bey, siz böyle hiç eskiden katılmazsınız işe güce. Vallahi geçmişte bütün işleri Ümran'ın üzerine yıkarak ona büyük bir kötülük yaptım. Hem zaten bu tür projeler uzun vadede çok işimize yarar, değil mi karıcığım? Bu arada biz Ümran'la holdingin adını değiştirmeye karar verdik. Evet, benim sevgili karıcığım çok kadir kıymet bilen birisi olduğu için babasının soyadını kullanmıştı. Ama artık köprünün altından çok sular geçti. Değil mi kardeşim? Hı. Kadar haklısın ki sen nasıl istersen öyle olsun. Üstelik Lamia'nın söylediği proje de muhteşem bir proje. Onu da düşünelim. Ah! Lamia, bu arada deminden beri bakıyorum, inanılmaz zayıfladın. Gerçekten. Ben de uzun zamandan beri yürümüyorum aslında, iyi hissetmiyorum. Bir yer biliyorum. Gel yarın seninle oraya gidelim. Ben seni alayım. Orada güzel bir yürüyüş yapalım. Ne dersin? Ciddi misin sen? Evet, ciddiyim. Yürümek istiyorum. Ay Cemil Bey, Ümran'ın bunları söyleyeceğini 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Gidelim vallahi. Hı. Merhaba. Merhaba. Cemil Bey, fizyoterapi saatimiz geldi. Tabii Yasemin Hanım, gidelim. Tekrar geçmiş olsun. Ben de kalkıyordum zaten. Çok teşekkür ederim.
Sen bunu mu kıskanıyorsun Ümra? Lamia'cığım, ben seni geçireyim. Söylemek istediğim bir şey yok mu? Ne söylememi istiyorsun? Ne bileyim. Senden şüphelendiğim için özür dilerim. Nasıl mesela? O mail sana gelmiş olsaydı ben senin arkanda dururdum Sude. Sadece Fırat'a karşı da değil. Herkese karşı. Ama sen bir dakika bile düşünmedin. Ya bunca yılın sonunda tüm o yaşananları geçtim. Onlar zaten bitti gitti. Ama en azından arkadaşlığımıza sahip çıkmanı beklerdim. En azından. Kadının yanında boğulacak gibi hissettim Fırat. İçinde öyle büyük bir öfke var ki yani elimi uzatsam tutabilirim gibi. Ben seni oraya yalnız yollamamalıydım. Yalnız değilim ki. Fulya yanındaydı. Bir tanem bak. Bu işin peşini bırakmanı istiyorum. Karışma daha fazla, tamam mı? Ve senin anlattığın kadarıyla anladığım bu kadın tehlikeli biri. Ve her an her şeyi yapabilir. O yüzden kendi başına hareket etme, olur mu? Lütfen. Eski bir hikaye derken ne demek istedin? Senin aklına bir şey gelmiyor mu? Gelmiyor. Ben hep her şeyi kitabına uygun yaptım. Yani istemeden bile olsa kimsenin ahını almamaya çalıştım. Bazen zarar etmek uğruna bile olsa bu hep böyle oldu. Biliyorum canım, bundan şüphem yok. Ama bu kadın içindeki bu öfke çok büyük yani... Bunun bir nedeni olmalı. Peki anne? Yani sen şirketin başına geçene kadar o yönetiyordu sonuçta şirketi, değil mi? Ben onunla konuşacağım bir tanem. Hadi eve gidelim. Kim dedin sen? Feraye Köksal. Anne tanıdık geliyor mu? Köksal, Köksal. Hatırlayamadım. Türk pazarına yeni girmiş FRA yatırımın sahibi. Çok yakın bir zamanda elimizden çok önemli bir ihaleyi ve çok önemli bir yatırım fırsatını aldı. Ay, iş hayat ne olur böyle şeyler? Ayrıca kurmuş olduğu paravan şirketler vasıtasıyla şirketimizin hisselerini tek tek topluyor. Ve dahası da var. Bu FRA'ya, Elif'e ailemizi bitireceğini... Elimizden her şeyi alacağını söylemiş. Yani mevzu sadece şirket değil. Aha, bizimki yerine FR ile çalışmak istiyordun sen, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Anne, konu bu değil. Elif ayrıca orada çalışmaya devam etmeyecek. Sen lütfen benim soruma cevap ver. Eğer geçmişte birinin canını yaktıysan bunu bilmek zorundayım. Köksal soyadı tanıdık geliyor mu? Bir şey hatırlatıyor mu? Hatırlamıyorum dedim. Hatırlamıyorum ve tanımıyorum. Anladığım kadarıyla siz buzları eritmişsiniz aranızda. Sen tamamen yine karına inanıyorsun. Peki acaba Elif bu işin arkasında olabilir mi hiç düşündün mü? Anne yeter ya. Ben neden bahsediyorum, sen ne söylüyorsun? Lütfen durumun ciddiyetinin farkına varır mısın? Şirketimizin içine kadar girmişler. Sadece bir soru soruyorum. Hatırlıyor musun, tanıyor musun bu kadını? Tanımıyorum. Tanımıyorum, hatırlamıyorum dedim. Ben seni çok iyi tanıyorum ama sen bizden bir şey saklıyorsun. Ya siz kimsiniz böyle ikiniz karşıma gelmiş beni sorguluyorsunuz? Sizin yaptığınız bütün bu aptallıklar yüzünden bu şirketin başına böyle bir şey geldi.
Ben canımı dişime taktım bu şirket iyi olsun diye. Aptallıkları siz yapıyorsunuz, ben de bunun bedelini ödeyeceğim. Kimsiniz siz? Ayrıca sen bu kadının peşinden koşacağına işinin peşinden koşacaktın. Sizler. Tamam, sakin. Ben şirkete gidip şu eski dosyalara bakayım. Belki işe yarar bir şey bulurum. Sen de lütfen beni dinle. O kadından uzak dur bir tanem, olur mu? Görüşürüz. Güneş. Bak, gördün mü nasıl dönüyorum? Bak, bak. Gel sana da göstereyim. Hadi gel, gel, gel kızım. Gel. Ya bak, şöyle döneceksin diyorum. Çocukken bale dersleri almıştım. Gördün mü? Gel, sana öğreteyim. Hadi gel. Güneş. Güneş. Güneşciğim. Senin için nefes nefese kaldım. Görmüyor musun? Uğraşıyorum. Ne olur yani bir kere benim için dönsen şurada. Ha? Hem biliyor musun, ben de senin yaşındayken bale dersi almıştım. Gel, gel hadi gel. Gel hadi Güneş. Gel. Güneş. Güneş, gel diyorum sana. Kalk şuradan. Güneş, ne yapıyorsun? Güzelim, iyi misin? Acıdı mı bir yerin? Gel güzelim, gel. Aferin sana. Aferin sana. Çok güzel yaptın. Ne bu? Dans gösterisi mi yapacaksınız? Sen şimdi dans gösterisi mi yapacaksın okulda? Güneş, gözlerimin önünde büyüyorsun. Gel bir sarılayım sana. Güzelim benim. Heyecanlı mısın peki? Hı? Çok mu? Çok mu? Hadi bir daha dön bakalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Amanın, bu da neymiş? Oo, ne güzel yapmışsın Güneş. Peki bu ne? Güneş'in dans gösterisi olacak babacığım. Bugün birlikte çalıştık değil mi Güneş'ciğim? Hmm, aferin sana benim güzel kızım. Ya bu arada annenle iyi geçinmenize çok sevindim. Teşekkür ederim. Gösteriye ben gideceğim babacığım annesi olarak. Öğretmeni özellikle böyle istedi. Tabii ki geleceğim. Hep beraber gideriz. Dedenle anneannen de gelecek. Senin gelebileceğini kim söyledi? Dila. Tamam kızım. Hep beraber gideceğiz işte. Ya Fırat nerede? Gelmedi mi? Gecikeceğini söyledi Cemil Bey. Ya siz beni dinlemiyor musunuz? Bu kadın gösteriye gelmeyecek diyorum. Annesiyim ben onun, annesiyim. Anlamıyor musun? Kalk sofradan. Baba. Kalk sofradan. Sofradan kalk, odana git, sakinleş, öyle gel. Görmüyor musun? Kızını korkutuyorsun.
Hakim hapsine gidelim. Gel. İzninizle. Sen niye bu kadar sessizsin ya? Böyle olsun istiyordum. Kontrol sende olsun istiyordum. Ben de sana bıraktım. Of. O abi. Ya bu resmen samanlıkta iğne aramak gibi bir şey ya. Yani Ümran Hanım döneminde belli ki kayıtlar düzenli olarak tutulmamış. Yani sen de şimdi şirketten kimseyi karıştırmak istemiyorsun haklı olarak. Ama bu iş böyle olmayacak gibi. Haklısın kardeşim. Acaba diyorum ki Ümran Hanım'la bir daha mı konuşsam? Ya da ne bileyim o dönem şirkette çalışan birilerine mi ulaşsak? Ha? Ne dersin? Bilmiyorum ki Alper. Fulya mı? Evet abi. Olmadı sen çık git. Zaten yapacak bir şey yok. Yarın Salim kafayla bakarız bir daha. Emin misin abi? Kızı beklet. Eyvallah. Sağ olasın. O zaman yarın görüşürüz. Tamam kardeşim. Metin Bey, Fırat Ayaz ben. Siz bu kamera kayıtlarının backup'larını alıyorsunuz değil mi? En kısa sürede yanımda istiyorum onları. Görmek istiyorum. Kimseye bahsetmeyin sakın. Teşekkürler. Biraz konuşalım mı seninle? Hı? Meltem'in yaşadıklarını hatırlıyorsun değil mi Güneş? Ama annesinin bana ne söylediğini bilmiyorsun. Bana dedi ki, ben anne olmayı Güneş'ten öğrendim. Meltem'in annesi, Meltem'e kötü davranınca sen onu güvenli bir yere götürmek istedin ya. İşte senin bu davranışın annesine öyle bir ders olmuş ki, bir daha asla Meltem'e kötü davranmamış. Senin sayende. Mesela yetimhanedeki arkadaşların, Melek ve diğerleri, onlar da ilk zamanlar sana kötü davranıyordu. Sonra ne oldu? Düğündeki hallerini görmedin mi? Hatırlamıyor musun ne kadar mutlulardı? Gülümser teyzen mesela. O da şimdi ne kadar seviyorsunuz birbirinizi, ne kadar güzel anlaşıyorsunuz. Ve ben Güneş. Ben de anne olmayı senden öğrendim. Ne bir sürü şey. Senin o kadar güzel bir kalbin var ki. O küçücük kalbine herkese sığdırabiliyorsun. Hayatına girdiğin herkese iyi geliyorsun. Dila'dan korktuğunu biliyorum. Ama o sadece gösterin için çok heyecanlandı. O... O senin annen. Tabii ki öyle. Ne olursa olsun hiçbir şey bunu değiştiremez ki. Ben seni çok seviyorum. Her zaman, her koşulda yanındayım. O güzel kalbinde. Belki de annene de bir yer ayırma vakti gelmiştir. Doktorlar onu iyileştiremez güzelim. Bunu bir tek sen başarabilirsin. Masal mı okuyalım? Peki.
Kay bakalım. Kay, 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 kay. Evet. Bir varmış, bir yokmuş. Gel bakalım. Ormanın yakınlarında bir kulübede fakir ama mutlu bir genç kız varmış. Bu genç kız... Kusura bakmayın. İlaç saatiniz için alarm kurmuştum. Biliyorum sizi çok yoruyorum bu aralar ama... Yok yok Yasemin. Bir an önce iyileşip ayağa kalkmak istiyorum. Hiç şikayetçi değilim bu durumdan. Zaten Ümran Hanım da çok ilgileniyor sizinle. Her gün durumunuzla ilgili benden bilgi alıyor. Belli ki çok seviyor sizi. Demek oradan öyle görünüyor. Affedersiniz, anlamadım. Ümran o kadar güzel bir kızdı ki. Çok aşıktım. Çok. Onun için her şeyi yapardım. Sanki şimdi sevmiyormuş gibi konuştunuz. Yanlış anlamazsınız. Aranızda bir problem yok değil mi? Yok yok. Bir problem yok. Ben müsaadenle uyuyacağım Yasemin. Tabii. Geceler. Lamia'cığım merhaba. Kusura bakma biraz geç aradım seni ama... yarın yürüyüşe çıkıyoruz değil mi beraber? Tamam. Tamam canım. İyi geceler. Kimle dans edecek? Onun babası da yok. Annesiyle dans ederler herhalde. Annesi de çok korkunç bir kadın. Ben de çok korkuyorum ondan. Thank you.
Günaydın. Günaydın bir tanem. Dün gece geldiğini görmemişim. O kadar güzel uyuyordun ki. Uyandırmaya kıyamadım. Hı. Güneş ne yapıyor? Şu meseleler yüzünden ihmal ettim çocuğu. Merak etme iyi. Kreşte bir gösteri yapılacakmış. Onun için çok heyecanlı. Gerçekten mi? Vay be, gözümüzün önünde büyüyor. Öyle valla. Sen ne yaptın? Bir şeyler bulabildin mi? Henüz bulamadım ama bulacağım. Fırat, biliyorum karışmamı istemiyorsun ama bak ben de bir şeyler yapabilirim. Bir tanem, merak etme, bana bırak. Tamam? Bu sefer de sözümü dinle, karışma. Olur mu? Tamam. Teşekkür ederim. Sakinleştin herhalde değil mi kızım? İyiyim baba. Hı, güzel. Bak kızım, her şeyi böyle tekrar tekrar konuşmayalım, tamam mı? Toparla biraz kendini. Sen şimdi böyle sinirlendikçe kendi önüne kendini engel koyuyorsun. Biliyorum baba. Biliyorum, çok haklısın. Ama kendimi tutamıyorum işte. O an kendimi tutamıyorum. Sanki içimden başka bir dila çıkıyormuş gibi. Bir de sen bana öyle herkesin içinde bağırınca tabii. Hayda. Şimdi herkes bitti, beni mi suçlayacaksın? Seni en çok anlayan adamı, babanı. Babacığım, ya özür dilerim, öyle söylemek istemedim aslında. Günaydın. 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 Oğlum bütün gece şirketteydin. Hayırdır, bir sorun mu var? Yok baba ya, normal işte, iş güç, yoğunluk. Ümran, bu ne hal? Ne var? Allah Allah. Niye şaşırdın öyle? Lamia ile yürüyüşe çıkacağım dedim. Hayat, bu hazırlıklar benim işim yoksa, ha? Ben seni bu halinle de seviyorum. Ne varmış halimde Cemil? Ben de onu diyorum işte. Ama biraz daha bekle. Şöyle iyileşip ayağa kalkayım. Seninle dünyayı gezeceğiz. Ay inşallah, o kadar isterim ki. Anneciğim, gerçekten babam için bunları yapıyorsun? Geç kaldım ben. Hadi görüşürüz. Benimle çıkmam lazım. Hadi görüşürüz. Beni de bırakır mısın? Fulya'yla buluşacağım. Tabii ki bırakırım seni. Gel bir sarılayım sana. Çok güzel geçsin günün. O zaman bir şeye ihtiyacın olursa öğretmenine söylersin. O da beni arar, tamam mı? Ben de gelirken alırım. Ben aradım bile okulu. Okuldan vereceklermiş kostümleri. Bekler. Konuştuklarımızı unutma, tamam mı? Ne bakıyorsun? Şşş, Dila. Fulya ile nerede buluşacaksınız? Beni caddede bırakırsın. Sen ne yapacaksın? Ne yapayım bir tanem? Önce şu şirketteki köstebeyi bulayım. Geriz zaten. Çorap söküğü gibi gelir. Hadi. İnsanları bekletmeyi seviyorsun galiba. İnsanına göre değişir. Hayırdır? Buraya gelip risk aldığına göre önemli bir şey diyeceksin herhalde. Anlat bakalım. Bak, ben endişe ediyorum. Yani bütün bu olanların arkasında senin olduğunu öğrendi Fırat. Önemli değil. Nasıl yani? Ama dediğim gibi önemli değil. Nasıl olsa içeride senin gibi zeki bir partnerim var. Değil mi? Evet, ben de bunu konuşmak istiyorum zaten. İçeriden yardım aldığının farkında. Ve Fırat'ı çok hafife alıyorsun. Hayır, yani böyle giderse ben de deşifre olabilirim. İnsanlar değişir, şartlar değişir. Bu hiç önemli değil. Sen bugüne kadar ne yaptıysan aynen devam et. Söyleyecek bir şeyin yoksa çıkabilirsin.
Babacığım, biz çıkıyoruz. Dila, gelir misin kızım biraz? Güneş, sen beni arabada beklesene. Geliyorum ben birazdan. Hadi. Hadi bakalım. Gel be, yaklaş biraz. Bak kızım, yanlış yere bakıyorsun sen. Bizim asıl hedefimiz annen. Sen ona odaklan. Başta abin olmak üzere annenin bütün kaleleri birer birer düşüyor. Ama tabii benim tanıdığım Ümran sessiz kalacak biri değil. Kesin bir şeyler planlıyordur o. Bilmez miyim? Sadece ikimiz varız. Sen ve ben. Seni çok seviyorum babacığım. Canım kızım. Bir tanem benim. Hadi. Hadi Güneş'i okula götür. Geç kalma. Hadi görüşürüz. Ben burada inebilirim. İyi ki varsın bir tanem. Sen olmasan ben ne yapardım bilmiyorum. Son zamanlarda sığınabildiğim tek bir insansın. Teşekkür ederim. Benim için de öyle. Görüşürüz. Görüşürüz. Kızım, her şey yolunda mı? İyi yolunda Gülümser teyze. Sorun yok. Hulya ile görüşebilir miyim? Baksana ne diyeceğim. O Ümran cadısı senin canını sıkar. Öyle ağır bir söz söyler, bana haber ver. Bak beni aramayı unutma, tamam mı? Tamam. Anne telefonumu alabilir miyim? Güneş'i öp benim için. Anne. Meliç'im kusura bakma canım ya. Annem benden önce davrandı. Hadi hemen hazırlan, çık Feriha yatırımın önünde buluşalım. Ne oldu? Neden? Ya gelince anlatırım. Hadi orada bekliyorum seni. Bak acele et. Tamam canım. Ay ne oldu? Nereye gidiyorsun? Anneciğim bir şey de merak etme ya. Çıkıyorum ben. Allah Allah. Ay niye merak etmeyin? Benim huyum bu. Ay nereye geldik Ümran? Biz Trabzon mu burası? Söylenme, değişik bir yere gitmek istiyordun. Seni doğaya getirdim. Daha ne olsun? Ay Ümran, duydun mu sesi? Ümran! Ya beklesene Ümran. Gel, bir şey olmaz. Korktum, dur. Elif, 3 saat oldu ya. Ya çıkmazsa? O zaman yarın yine geliriz. Ne arıyoruz Elif ya? Bilmiyorum. Ama o kadın hakkında en ufak bir şeye ihtiyacım var. Yani bu kadının annesi kim, babası kim, neredeler, nereye gider, nelerden hoşlanır, kimlerle görüşür. Herhangi bir şey. Ya Fırat'ı yalnız bırakamam Fulya. Ha, çıktı. Çıktı, saklan. Ya kadını yalnız bırakmıyor ki bu izbandut gibi adamla. Hulya hadi. Hadi, hadi. Ay tamam. Hadi. Bir heyecanlandım. Eski günlerdeki gibi değil mi? Hulya kaçıracağız kadını, hadi. Ay, tamam tamam, gidiyorum. Konuştuğumuz gibi başka kimsenin haberi olmayacak. Teşekkürler Metin Bey, sağ ol. Bu arada tüm bu olanlar için de gerçekten çok üzgünüm. Biz de kendi içimizde bir soruşturma başlattık. Umarım telafi edebiliriz. Metin Bey.
Geldiğinizden haberim yoktu. Metin Bey özür dilemek için gelmiş. Gitmek üzereydi o da. Evet, öyle. İzninizle. Kolay gelsin. Sağ ol. Onlar için de zor tabii. Bulabilmişler mi peki kimin sildiğini? Bulamamışlar henüz. Araştırıyorlar. İyi, yani umarım oradan bir şey çıkar. Çünkü biz burada bayağı kısır döngüye girdik. Alper Bey, şu bizim şirketin irili ufaklı bütün hissedarlarının iletişim bilgilerini getirsene bana. İşte ona baktık diye hatırlıyorum abi ama. Bir daha bakalım. Belki gözden kaçan bir şey vardır. Peki, tamam. Nasıl istersen. Nasıl gireceğiz ki? Gel, güvenlik gitti. Koş, koş, koş. Yap. Oradalar. Bu kadın kim? Annesi olabilir. Yani herhalde. Yüzü de görünmüyor ki. Dur. Hadi be. Dön yüzünü bakayım. Hadi. Hülya. Güvenlik. Çaktırma. Diyorum. Ay Ümran, yol bile bitti. Ne olur dönelim artık ya. Fazla doğal burası. Çok haklısın canım. Sen git, ben geliyorum, tamam mı? Ümran, ben tek başıma nasıl gideyim? Ben arkandan geleceğim, git sen. Git, geliyorum arkandan. Çabuk gel. Tamam. Yani yarın tekrar geleceğiz. Yanlış anlamıyorum değil mi? Evet. E ne diyeceğiz peki? Artık orası sende, o konularda uzman olan sensin. Sana bıraktım. Uyduracaksın bir şeyler. Ben de mi? E tamam o zaman şey. Sosyal sorumluluk için deriz. Bir dernek bulmak lazım. Hangi dernek olsa. Ya tamam neyse neyse ben onu halledeceğim şimdi. Elif, biz kadını göremedik ki. Nasıl tanıyacağız? Köksal soyadında birini arayacağız işte. Kayıtlara bakacağız. Ne? Kayıtlara mı bakacağız? Elif, bu suç, farkındasın değil mi? Farkındayım Fulya ama Fırat için bunu yapmak zorundayım. Eğer yapmak istemiyorsan ben yalnız yapacağım. Aa, laflara bak. Ben seni ne zaman yalnız bıraktım? Hı? Hiçbir zaman. Hı. Ya çok gerginim ben, o yüzden kusura bakma. Tamam, olur olur. Tamam o zaman, ben onları akşam halledeceğim. İyi, ne yapıyoruz? Seni eve mi bırakıyorum? Ev mi? Hı. Ev deyince bir tuhaf geldi bana ya. Evim mi benim gerçekten orası? Canım,
Yani lafın gelişi söyledim ben ya. Biz de gidelim istersen. Hı? Sen de dediğin gibi beni eve bırak. Tamam. Of, şu işi bir halledelim artık. Ben de, merak etmesin. Tamamdır abi. Hallediyorum ben. Neyi hallediyor? Bir şey yok Sude. Bütün hissedarlara ait dosyalara bakıyorduk her zaman yaptığımız gibi. Var mı bir gelişme? Henüz yok. Sen bir şey mi söyleyecektin? Yok öyle. Seni merak ettim. Kolay gelsin. Güneş, gelmişsin. Ne oldu? Ay Mehveş, bu pek bir sıradan olmuş. Acaba şuralarına renkli bir şeyler mi diksek bunun, ne dersin? Yani bilemedim ki, okuldan böyle göndermişler. Biz de bozmasak mı acaba, ha? Ay aman, onlar ne anlar Mehveş ya? Ne yapıyorsun sen? Bırak. Bırak! Bırak Güneş, bırak! Bırak Güneş! Tamam Güneş. Tamam. Boş ver Elif'i. Sen annene odaklan. Sakin ol. O sonra. Onu geç. Onu geç, o sonra. Sakin ol. Dila. İyi misin kızım? Çok iyiyim Mehmet. Çok iyiyim. Al. Seni giydirmen istiyor herhalde. Dilacığım, bir şey mi oldu? Yeniledin ya Mehveş. Dön bakalım. Çok güzel oldum. Melek gibisin. Dön bakalım etrafında. O kadar güzelsin ki. Karlar Prensesi. Sana bir soru. Prenseslerin nesi olur? Bir tacı olur. Bizim neyimiz eksik? Evet. Sana şöyle çok güzel çiçekten bir taç yapalım mı? Tamam. O zaman istersen çıkıp bir çiçekçiye gidebiliriz. Ben demedim. Birazdan gideriz. Dur tamam. Şunları da alalım. Bekle. Bekle bekle. Al bakalım altını. Koş 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 koş. Efendim. Aa evet evet. Yalnız cüzdanım evde kaldı yani.
Ona bakmam lazım. Tarihleri de size söylemem lazım. Evet. Evet. Bana bir dakika verin lütfen. Dur, tamam, düşeceksin. Anladım, kış bahçesine gidiyoruz güzelim ama bak... anneannenin çiçekleri onun için çok önemli biliyorsun. Kızar ama bize. Tamam, dur, çekiştirme, geldim. Çok güzel. Ben de bilmiyorum ki, ilk kez görüyorum güzelim. Dokunma ona. Sakın. Ne yapıyorsunuz burada? Biz Güneş'in kostümü için taç yapacaktık. O yüzden çiçek bakıyorduk, kusura bakmayın. Bunu mu buldunuz bula bula? Bu inanılmaz narin bir çiçek. Öyle ellediğin an her an ölebilir. Böyle dokunamazsınız buraya gelip. Bilmiyorduk. Sana başka bir çiçek bulalım. Bu çok güzel. Al bakalım, hem yaşına daha uygun. Sağ olun. Bir daha benim iznim olmadan asla buraya girmeyin. Kusura bakmayın. Güzelim, hadi gel. Anneanneni daha fazla rahatsız etmeyelim. Yavaş yavaş hikayem bitecek Cemil. Dosyayı unutmuşum. Demek benden şüpheleniyorsun Fırat. O yüzden ihale dosyasını Alper'e verdin. Hadi bir adım. Evet. Yok yok. Yapamayacağım. Ama denemiyorsunuz ki Cemil Bey. Lütfen. Hadi biraz daha gayret edin. Cesur olun. Hem korkmayın, yanınızda ben varım. Hiçbir şey olmayacak. Evet, evet, bir adım daha. Evet, evet. Ay işte bu kadar. Oldu. Efendim? Yeni bir ihaleye giriyoruz sanırım. Sanırım mı? O ne demek öyle? Bilmiyorum. Benden gizliyorlar. Yani bunu özellikle mi yapıyorlar onu da bilmiyorum. Korkunun eceli faydası yok tatlım. O dosyada ne olduğunu öğreneceksin bana. Tamam, halledeceğim. Halledeceğim ama sen de yine kamera kayıtlarını halledersin değil mi? Sana işi bana bırak. Hadi Cemil Bey, bir adım daha atın. Evet, hadi. Evet, bir adım daha.
Hatta belki artık değnekleri de bırakmalıyız. Yok Yasemin. Buna gerçekten hazır değilim. Baksana. Bastonla bile iki adım atabildim sadece. Ama bunu benim yardımım olmadan yaptınız. Birkaç seferdir sizi tutmuyorum bile. Farkında bile değilsiniz. Bana bakın Cemil Bey. Gözlerime. Aklınızı özgür bırakın. Ayaklarınızda değil, cesaretinizle yürüyebilirsiniz ancak. Hadi. Şimdi bunları bırakalım. Yasemin, emin misin? Eminim Cemil Bey. Bir tanesi kalsa? Hadi Cemil Bey, başaracaksınız. Bana doğru gelin. Hadi. Ben sizi oturttırayım. Hadi. Tabii. Haftalar belki aylar sürebilirdi Cemil Bey. Evet. Evet. Senin sayende. Ben hayatta yapamazdım. Siz çok güçlü birisiniz Cemil Bey. Yarın daha da fazlasını yapacaksınız. Mehveş. Ay Ümran Hanım, ödümü koparttınız. Neden korkuyorsun canım? Korkacak bir şey yok. Ne o? Cemil'in yemeği mi? Evet, şimdi Cemil Bey'e götürecektim. Sen götürme, ben götürürüm. Niye ki? Demek niye? Öyle istiyorum. Sen git nevresimlerimi değiştir benim. Peki. Afiyet olsun Cemil. Şurada, şu köşede bir kestane ağacı vardı eskiden. Çocuklar kestaneye bayılırdı. Ben de soğuk kış günlerinde onu kuzinenin üzerinde pişirirdim. Ne oldu peki o ağaca? Yaşlandı, hastalandı. Tıpkı benim gibi. Komşu ağaçlara da zarar vermeye başlamıştı. Kesmek zorunda kaldık. Belki tekrar dikersiniz. Belki. Kim bilir. Ama işte Ümran. Ümran'ın orada yine de bir kestane ağacı görmek isteyeceğini hiç zannetmiyorum. Nereden biliyorsun? Ben kestane ağaçlarını çok severim biliyorsun. Eskisi gibi neden bir tane daha dikmeyelim? Vallahi Ümran'cığım sürekli şaşırtıyorsun beni. Şımartıyorsun. Bak devamını isterim ha. Ben içiririm bıraksan. Peki nasıl isterseniz. Evet. Neyin peşindesin? İstediğim bu değil miydi? Evet de. Evet, amayı boş verelim ve hava çok soğuk. Bence bu çorbayı iç, sonra konuşuruz. Hadi. Güzelmiş. Mehveş bu işi biliyor. Hadi, devam et bakalım. Şımart kocanı.
İyi akşamlar. Bir dosya alıp çıkacağım. Tabii Sude Hanım. Sude. O göndereceğim belgeler Sude, Feraye Hanım'ın hiçbir işine yaramaz. Çünkü öyle bir ihale yok. Fırat. Ne yazık ki. Evet. Alper, bu ihale dosyasını alacaksın. Ne dediysen marifen yapacaksın, tamam mı? İhale mi? Benim böyle bir ihaleden haberim yok ki abi. Çünkü böyle bir ihale yok. Anladın? Tamam. Ben çok üzgünüm. Alper, affet beni. Fırat, gerçekten çok özür dilerim. Yani beni tanıyorsunuz. Ben böyle bir şey yapar mıyım? Yapmam tabii ki. Böyle bir şey yapmak istemedim ama o kadın beni zorladı Fırat. Zorladı, tehdit etti. Mecbur kaldım. Yapmayın ya. Lütfen özür dilerim. Affedin beni. Suda affedilecek bir durum yok. Onaramayacağımız bir durum var. Sen beni, Alper'i sattın. Kaç yıllık arkadaşlarına ihanet ettin. Senin yüzünden yaptım Fırat, senin yüzünden. Seni kaybettiğim, Elif'le evlendiğin an yakaladı o kadın beni. Ya ben sana aşıktım. Sen her seferinde beni görmezden geldin. Bütün her şeyi senin için yaptım ben. Çok canım yandı benim, çok canım yandı. Ne yapacağımı bilemedim. En zayıf anımda yakaladı o kadın beni Fırat. Lütfen anla beni ya, lütfen. Lütfen affet beni. Üzgünüm Sude. Kararım kesin. Evine git. Fırat. Seni üzen bir şey olmuş. Anlatmak ister misin?
emanet etti. Onca yıldır her şeyimi emanet ettiğim, güvendiğim, dostum, arkadaşım dediğim insan gözümün içine baka baka bana ihanet etti Elif. Emin misin? Şirketin bilgilerini FR'ye yatırma sızdıran oymuş. Fırat, sen onu dostun olarak görüyordun. Ama o sana aşıktı. Ben sırf bu yüzden bana yaptığı şeyleri bile affettim. Aşk insana yanlış şeyler yaptırır. Belki bir defa daha. Bitti. Olmaz. Yorgun görünüyorsun. Yorgun. Uyumak ister misin? Erken çıkmışsın. Hülya'yla buluştuk. Seni uyandırmak istemedim. İşle ilgili mi? Biz... Elif, canım geldik hadi. Canım, ben seni arayayım olur mu? Evet. Seni bu yalan söyleyemem olayın ne olacak ya? Şimdi adama huzur evine gidiyoruz desek bir ton olay çıkacak. Neyse hadi. Günaydın. Günaydın. Dün gece yine geç geldin. Şirkette biraz sıkıntımız vardı. Sude ile yollarımızı ayırdım. İsabet olmuş. Neden ayırdınız? İhale bilgilerini ve arazi satış bilgilerini Sude sızdırmış. Feraye Köksal'a. Şekerim, ben sana bin defa söyledim. Üstelik ben kovdum onu. Sen tekrar geri aldın. Yani. Neyse. Bu arada sen Köksal soyadını hatırlayabildin mi bir yerden? Hiç. Bilmiyorum, tanımıyorum. Abi! Baksana, babam kendi başına yürüyebiliyor. Baba, çok sevindim. Gel babacığım. Vallahi her ne olduysa Yasemin sayesinde oldu. Huzurlarınıza Yasemin'e teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. İzniniz olursa ben çıkayım artık. Bugün izin günüm. Teşekkürler Yasemin Hanım. Teşekkür ederiz. Cemil'ciğim, iyi misin sen? Bir sıkıntın varsa hemen Raif Bey'i arayabilirim. Güzel karım beni merak edermiş. Vallahi iyiyim, görüyorsun. Turp gibiyim hatta. Maşallah. Ne yiyoruz? Hadi başla. Hoppa. Merhaba. 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 Rica ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tam etraf dolaşayım. Merhaba. Oturabilir miyim? Çiçekleri sever misiniz? Benim adım Elif. Sizin adınız ne? Ben yine de size çiçek bırakıyorum. Thank you.
Ben buradayım. Köksal, Köksal, Köksal. Ayşen Hanım, eğer beni anlayabiliyorsanız yüzüme bakmanız yeterli. İmkansız Elif. Acaba doktoruyla falan mı konuşsak ya? Ha? Boşuna uğraşmayın yavrum. O sizi artık duyamaz. Ayşenciğim bambaşka bir alemde. Onu tanıyor musunuz? Her zaman böyle değildi. İlk geldiğinde hastalığı daha ilerlememişti. Hafızası gidip geliyordu. Ama çok o sohbet bir bayandı. Çok üzülüyorum, çok. Gerçekten çok üzücü. Peki ya ziyaretçisi falan olmuyor mu? Bir kızı var Feraye. Sık sık gelir, sanki anlıyormuş gibi konuşur annesiyle. Ona eski güzel günlerine döneceklerine dair söz verir. Ne olmuş peki? Ah yavrum, neler olmamış ki. Çok zengin, çok mutlu bir hayatları varmış. Ama bir kadın varmış, şeytan gibi bir şey. Bile isteye batırmış kocasını. Feraye o zaman daha küçücükmüş. Adamcağız bir daha toparlanamamış. Sonra da canına kıymış. Kadın. Ya neler var yavrum. Ne insanlar var. Ne söyleyeceksen söyle. Çok işim var, toplantıya yetişmem lazım. Fırat, her şeyi öğren diye yakalandım. Hay Allah. Çok üzüldüm. Benden ne istiyorsun peki? Bana söz verdiğin işi istiyorum tabii ki. Bir gün yakalanacağını hesaplamadın mı hiç? Yani böyle bir şey planlamış olman gerekiyordu. Üzgünüm ama seni işe alamam. Nasıl ya? Senin yüzünden en yakın arkadaşlarıma ihanet ettim ben. Kariyerimi mahvettim. Bana söz verdiğin işi vermek zorundasın. Öncelikle sana hiçbir şey için zorunlu değilim. İkincisi, seni işe alamam. Çünkü senin de dediğin gibi sen hırslarına yenilip en yakın arkadaşlarına ve yıllarca çalıştığın şirketini satan bir kadınsın. Yarın aynı şeyi bunu da yaparsın. Ha, elinde eğer işime yarayacak başka bir şey varsa durum değişebilir. Var mı peki? Ben de öyle düşünmüştüm. Çıkabilirsin şimdi. Yani beni dinlemedin, peşinden gittin öyle mi? Üstelik bir haber bile vermeden. Haber verseydim izin vermeyecektin Fırat. Bir tanem tabii ki de vermeyecektim. Senin başına kötü bir şey gelmesini istemediğimi söyledim sana. Gelmedi ama değil mi? Buradayım, yanındayım. Hem bu sayede Feraye'nin hikayesini öğrenmiş olduk. Peki sence o yaşlı kadının bahsettiği kadın annem olabilir mi? Benim aklıma başka biri gelmiyor. Yani yoksa Feraye neden senin ve ailenin peşine düşsün ki?
Doğru söylüyorsun. Bunu anneme sormamız gerekecek. Şimdi sen bu kadını tanımadığını söylüyorsun. Peki neden bizimle uğraşıyor? Karının kulaktan duyma bilgileriyle buraya geliyorsun ve beni sıkıştırıyorsun. Çok istiyorsan kendin bir araştırma yap. Ya da bırak ben araştırayım. Sakın. Sen bu işe karışmayacaksın. Sadece benim soruma cevap ver. Köksal soyadı sana hiçbir şey hatırlatmıyor mu? Hatırlatmıyor. Ben hatırlıyorum o aileyi. Nereden hatırlıyorsun? Bence sen de hatırlıyorsun İmran. Nereden hatırlayacağım ben? Neydi adamın adı ya? Ha, Ender, Ender. Ender'di. Hatırladın değil mi? Adam buraya kadar gelip o ihaleye girmemen için senden ricada bulunmuştu. Ya senin için o ihale olsa da olurdu, olmasa da olurdu. Ama onun için ölüm kalım meselesiydi. Adamın bütün kaderi o ihaleye bağlıydı. Ya hatta hatırlıyorum, karısıyla gelmişti buraya. Küçük bir kızları vardı. Kapıda, arabanın içinde bekliyordu o da. Daha fazla bir şey duymak istemiyorum. Çıkın evden. İmran Hanım, bir kez daha düşünün lütfen. Çık dedim. Lütfen bir kez çık. Bakın kızım da burada. Bize biraz zaman tanıyın. Lütfen yalvarıyorum sizi. Polisi arayacağım. Defolun gidin artık. Yeter. İmran Hanım. İmran Hanım. Baba. Baba. İmran, o ihaleye girmesen olmaz mı? Ya görmüyor musun? Küçücük çocukları var. Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Allah Allah, adam önceden düşünecekti. Onların çocukları var, bizim yok mu? O çocuğun bir bebeği bile yok artık. Sen o aileyi bile isteye dağıttın İmran. Adam zor durumda olduğunu söylemişti sana. Sen nasıl yapabildin böyle bir şeyi? Kaç kişinin üstüne basıp zengin olduk biz? Kaç kişinin ahı var üstümüzde? Fırat, iş bu, iş. Ne demek iş bu ya? İş dünyası diyorum işte. Korkunç, canavar bir dünya. Güçlü olan ayakta kalıyor, bu. Başka çare yok, başka bir şey yapamazdım. Yapmam gerekeni yaptım. Her şeyden önce sizin için yaptım. Ayrıca vicdan azabı da çekmiyorum, biliyor musun? Bir kere daha yapmam gerekirse bir daha yaparım. Madem bu kadar intihar edecek kadar zayıf bir adamdı, girmeseydi bu işlere, ne yapayım? Ben gidiyorum, kalırsam kalbini kıracağım. Geberdiğin zaman da ben de aynı böyle göreceğim. Annem hiçbir zaman sevecen, neşeli, güler yüzlü annelerden biri olmadı. Hatta ben küçükken başka çocukların anneleriyle olan ilişkilerine bakıp hep imrenirdim. Sonra öyle anlarda aklıma Dila gelirdi. Öyle düşündüğüm için kendimden utanırdım. Sonra hemen kafamda annemi temize çekerdim. Çok yoruluyor, çok çalışıyor. O yüzden böyle gergin, sevgisiz. Öyle derdim. Yani sonuçta hangi çocuk annesini sevmez ki, değil mi? Canım benim.
Sonra Güneş girdi hayatıma. O da annesini sevmiyor. Sanırım bu bizim ailenin laneti. Ve ben o laneti bozmak zorundayım. Çünkü eğer başaramazsam... Güneş de maalesef anneme benzeyecek. Ne yapmayı planlıyorsun peki? Yarın Feraye ile konuşmaya gideceğim. Kaybettiklerini ona geri getiremeyebilirim. Ama ona onu anladığımı söyleyebilirim. Belki. Umarım iyi niyetini anlar. Umarım. Baba. Buradasınız demek. Gelsene. Gel babacığım. Ben de Güneş'e bakacaktım. Tamam canım. Alayım mı onları, ister misin? Ya iyi böyle oğlum. Kalkacağım zaten. Oğlum bak. Annenin seni üzmesine izin verme. Bu olup bitenlerin hiçbirisi senin kabahatin değil. Ama neticede biz bir aileyiz. Annemin tüm yaptıkları hepimizi bağlar. İşin rahat olsun oğlum. Annenle uzaktan yakınlık hiçbir benzerliğin yok senin. Sen tertemiz bir adamsın. Teşekkür ederim. Karın da öyle. Biliyorum. Biliyor musun, bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadı. Hatta ne öğrendiysem ondan öğrendim diyebilirim. Bugün o kadar karşı çıkmama rağmen huzur evine gitti. Ne yapıp ne edip her şeyi öğrenip geri dönmüş. Akıllı kadınmış. Sen de çok şanslısın bu arada. Ben senin yerinde olsam Elif'in tüm sezgilerine, tüm söylediklerine kulak verir dinlerim onu. Haklısın. Neyse, benim çenem düştü. Hadi ben gidip yatayım. Bir adet bakayım. Tabii. Ben senin yerinde olsam Elif'in tüm sezgilerine, tüm söylediklerine kulak verir dinlerim onu. Babanı merdivenlerden annen itmiş. Bak, eve gitmemiz lazım. Lütfen, annen babana bir şey yapacak. Saat geç oldu. Hala uyumamışsın. Fırat. Biliyorum kırgınsın, kızgınsın bana, anlıyorum ama iş hayatında başka türlü savaşamazdım maalesef. Yani kapıma her gelen, her ağlayana ne yapabilirdim ben? Bu şekilde ayakta kalamazsın. Biliyorum beni eleştiriyorsun, seçimlerimi yargılıyorsun belki. Ama unutma ki bu seçimlerle de bu nimetlerden faydalanıyorsun. Sakın yapma bunu. Sakın beni yaptıklarını ortak etmeye kalkma. Biliyor musun, çok merak ediyorum. Acaba benden gizlediğin başka seçimlerin de var mı? Ne gibi mesela? Bilmem. Mesela ben duyduğumda hoşuma gitmeyecek seçimler gibi mesela. Ya da dur ya, açıkça sorayım. Mesela babamın düştüğü gün. Benden gizlediğin bir şey var mı? Bunu çok konuştuk seninle. Belki de şöyle bir şey yapman lazım. Senin kafanı bulandıran, bu fikirleri senin kafana sokan kimse, onu bir düşün bence. Geceler. Yok artık ya. Yok artık. Efendim Alper.
Alo Fırat, neredesin abi? Feraye Hanım'la görüşmeye gidiyorum. İyi, bunu duysan iyi olacak. Hisseler yine el değiştiriyor. Yine bu geçen seferki gibi küçük küçük şirketler satın almaya başlamışlar. %48'e ulaştı Fırat. Bak belki bana paranoyaksın diyeceksin ama... Bu işin arkasında o kadın olabilir. Ben de aynı şeyi düşünüyorum Alper. Neyse, birazdan anlayacağız. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın Yasemin. Hoş geldin. Nasıl geçti izin? Teşekkür ederim, iyi geçti. Bakın size ne aldım. Aa, neymiş? Kestane. Evet. Oo, hem de sıcacık. Geçen gün bahçede çok sevdiğinizden bahsetmiştiniz. Ben de sokağın başında görünce hemen aldım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Oo. Bak hadi bak. Ben de kestanelerimi yiyeyim. Ondan sonra da torunumun gösterisine gideceğim. Hemen gelirim. Efendim Feraye Hanım. Hiç rapor gelmedi senden. Elimden geleni yapıyorum. Mesela? Mesela Ümran Hanım'la Cemil Bey'in arasında anlamadığım bir gerilim var. Ümran Hanım Cemil Bey ne derse yapıyor. Ama asla bunları yapacak birine benzemiyor. Onu mecbur eden bir şey olmalı. Cemil Bey'in ağzını aradım ama henüz hiçbir şey öğrenemedim. Ne yapıp edip öğreniyorsun? Senin işin bu, unutma. Yoksa ben de çocuğun ilaçlarını unuturum. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum Feraye Hanım. Cemil nerede? Geldim. Herkes hazırsa çıkalım hadi. Fırat nerede? İşi var onun ama salonda buluşacağız. Gelecek oraya. Tamam hadi gidelim. Efendim? Fırat Ayaz geldi. Sizinle görüşmek istiyor Feraye Hanım. Gelsin. Hoş geldiniz Fırat Bey. Sonunda karşı karşıyayız. Yüzümüzde maskelerimiz olmadan. Ben hiç maske takmadım Feraye Hanım. Neyse muyum? Bakın, bütün yaptıklarınızı unutmaya hazırım. Çünkü kim olduğunuzu, neler yaşadığınızı yeni öğrendim. Eminim anneniz anlatmamıştır. Bunun bir önemi yok. Ben sizi gerçekten anlıyorum. Bunun için annem adına sizden özür diliyorum. Yaptıklarından dolayı. Ne yazık ki babanızı geri getirme imkanım yok. Ama diğer bütün kayıplarınızı karşılayabilirim ya da siz nasıl isterseniz. Bir özür, biraz empati ve biraz para. Sizin gözünüzde bütün bunları telafi ediyor öyle mi? Annenize o kadar çok benziyorsunuz ki. Yanılıyorsunuz. Ben anneme hiç benzemem. Asıl siz bu yaptıklarınızla anneme benziyorsunuz biliyor musunuz? Ben size bambaşka bir yol öneriyorum. Ve bu yolda birlikte yürüyebiliriz. Ya da? Ya da bundan sonra yapacaklarınızla karşınızda direkt beni bulursunuz. Siz zaten benim karşımdasınız. Kim olduğunuzun, ne yaptığınızın hiçbir önemi yok. Siz benim düşmanımsınız Fırat Bey. Son sözünüz bu mu? Evet bu. Sizi mahvedeceğim. Ailenizi dağıtmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Peki. Tamam. O zaman bu görüşme benim için bitmiştir. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Artık bir köstebeğiniz yok. Sude'den mi bahsediyorsunuz? Onu geçelim.
Zaten hisselerinizin %48'i bende. Ama çok yakında çok daha fazlası olacak. Bunun da bir önemi yok. Biz zaten halka açık bir şirketiz. Konuşacaklarınız bittiğine göre iyi günler. Baba, ön koltuklar boş. Hadi gel biz oraya geçelim. Tamam. Hadi biz de kulis arkadaşlarının yanına gidelim bakalım. Her şey hazır mı? Hadi koş. Koş. Sinir oluyorum şunun annesi gibi davranmasına. Hadi. Tamam kızım, tamam. Sakin ol. Hadi. Hadi daha hızlı, hadi. Çok güzel görünüyorsun güzelim benim. Tacın da sana çok yakıştı. Sahnede ışıl ışıl parlayacaksın. Unutman önemli değil ki. Önemli olan sahneye çıkma cesareti göstermen. Sen çok cesur bir çocuksun. Merak etme, her şey yolunda olacak. Yani ben tam karşında seni izliyor olacağım. Sana bir şans öpücüğü vereyim mi? Ah, hadi bakalım sen de hazırla. Güneş. Güneşciğim. Her şey çok güzel olacak. Merak etme, tamam mı? Sana güveniyorum. En ön sıradan izleyeceğim seni. Aferin sana. Aferin. Hadi bakalım. İyi şanslar. Geçti. Kötü. Kadın hiç intikam ve nefret dolu. Başka bir şey bilmiyor. Onu değiştiremeyiz. Ama üzüldüm biliyor musun, bir insanın bu hale gelmiş olması. Neyse boş ver. Bize hiçbir şey yapamaz. Yerimize geçelim. İlah baba. Hoş geldin.
seninle onca şey yaşadık. Onca nefret, onca kavga. Şu sahnedeki çocuk senin ve benim kanımdan. Bizim torunumuz. Sırf onun hatırına her şeyi geride bırakmalıyız. Hı? Bence de. Her şeyi geri bırakalım, merak etme. Şimdi de annelerimizi sahneye alıyoruz çocuklarıyla dans etmeleri için. Hadi gel Güneş'cim. Dans edelim biz de. Gel anneciğim. Hadi. Gel. Kepazeliğe bak, rezil oluyoruz herkese. Lan hastası. Rezil olduk. Geç bakalım. Gel hadi odamıza çıkalım. Gel. Ben de geliyorum sana. Sen bu akılla nereye kadar gideceksin acaba? Nereye kadar? Hem beni rezil ediyorsun, hem kızını rezil ediyorsun. Bütün ailemizi rezil ediyorsun. Görmek istemiyorum seni. Git odana. Sıkıldım senden. Öf. Güzelim. Lütfen ağlama artık. Sil bakayım o gözyaşlarını. Bak bakayım bana. Güneş'cim. Bir tanem bak bunu düşürmüşsün sahnede.
Babanı da mı götürmek istedin gösteriye? Benim ikinize de bir şey itiraf etmem gerekiyor, biliyor musunuz? Ben bugün hayatımda izlediğim en müthiş gösteriyi seyrettim. Öyle mi? Evet. Neden? Çünkü sahnede gerçek bir karlar prensesi gördüm ben, buna eminim. Bak. Gerçekten kar yağıyor gibi değil miydi? Evet. İnanılmaz soğuktu. Bir ara montumu giymek zorunda kaldım. Tir tir titredim valla. Üzerimize kar yağdı resmen. Elif'in saçlarına karlar düştü. Ve Fırat'ın. Sonra da herkesin. Bir ara herkes donuyordu az da. Herkes. Ama sonra biricik güneşimizin doğuşunu gördük. Onun o güzel ışıkları üstümüze düştü. Birdenbire sıcacık oldu her yer. Şu an gibi. Teşekkürler sana güneş. Sen geldin ve kış bitti. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. İşte senin kızın bu. Sen uyurken benim neler çektiğimi anladın mı? Ne olacak bundan bu aptaldan? Bir de velayetini alacakmış. Bundan anne mi olur? Saçma sapan çanak tutuyorsun. Saçma sapan umut veriyorsun bu kıza. Sana söylüyorum Cemil. İmran. Ben de biliyorum Dila'dan anne olmayacağını. Ama ne olursa olsun o benim kızım. Senin de kızın. Beğensen de beğenmesen de. Artık beni arama Dila. Ne sen, ne abin, ne de ailen. Şahane, ben çok kötüyüm. Herkes beni bıraktı. Hiç kimse kalmadı etrafımda. Ama ben elimden geleni yaptım değil mi? Elimden geleni yaptım. Sen bana psikoloğa git dedin. Gittim değil mi? Gittim, psikoloğa gittim. O ne diyorsa yaptım. Ama hiçbir şey düzelmedi. Hiçbir şey düzelmedi. Her şey daha da kötü oldu. Kızım beni hiç sevmiyor. Her şey daha da kötü. Yapayalnızım. Kimsem yok. Herkes beni terk etti. Annemden de, babamdan da, bu evden de nefret ediyorum. Her şeyin başı o kadın değil mi Sude? Her şeyin. Benim düşmanım. Herkes benim düşmanım. Onlara öyle bir oyun oynayacağım ki. Hepsi görecek gününü. Son bir oyun. Son bir gösteri.
Aa, Dila, Dila orada mısın Dila? Buradayım. Tatlım, o kadar haklısın ki. Yani ben seni çok iyi anlıyorum. Ama biraz sakin olmak zorundasın. Bak, biz konuşmadan bir şey yapma, olur mu? Hem sen çok akıllı bir kadınsın. Yani her şeyin üstesinden gelirsin. Evet. Ben akıllı bir kadınım. Evet, evet. Sen bu dünyada tanıdığım, gördüğüm en akıllı kadınlardan birisin. Ama şimdi benim kapatmam gerekiyor. Seni arayacağım. Seni arayacağım ama beni lütfen dinle. Tamam, sakin ol. Hiçbir şey yapma. Evet. Yine ne istiyorsun? Sana Arkan Holding'in tamamen ele geçirecek fırsatı sunabilirim. Tamam. Yarın şirkete gel, konuşalım. Geleceğim. Sen yine Güneş'in yanında yat istersen. O mışıl mışıl uyuyor. İçin gözlerime ya da ışığa ihtiyacım yok ki. Aşk böyle bir şeydir demişti birisi. Nasıl? Eğer sen konuşmadan lafını tamamlayabiliyorsa. Konuşmadan ne istediğini anlıyorsa. Karanlıkta bile seni görebiliyorsa. Neden bu kadar beklediğimi bilmiyorum. Ne için? Uykucu. Hadi uyan artık. Güneş. Güneş. Dila. Günaydın Elif. Güneş'le birlikte sana son bir gösteri hazırladık. İzlemeye hazır mısın? Ne diyorsun sen Dila? Neredesiniz? Manzarası çok güzel bir yerdeyiz değil mi Güneş? Neresi orası? Abimle gelirdik eskiden buraya.
Deniz dalgalarının milyonlarca yılda oyduğu kayalıklar, ağlayan kayalar. Babam öyle anlatmıştı. Dila, ne diyorsun sen? Ne yapıyorsunuz orada? Sana söylediğim gibi. Güneş'le senin için son bir gösteri hazırladık. Yarım saatin var Elif. Sadece senin için. Eğer geç kalırsan gösteriyi izleyemezsin. Sana söylüyorum. Sadece senin için. Eğer yanında abimi görürsem, Güneş'i bir daha göremezsin Elif. Dila. Alo. Dila. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Elif. Elif nereye? Elif. Elif bekle. Allah mı olursa Güneş'e bir şey olmasın. Allah mı olursa Güneş'e bir şey olmasın. Az kaldı canım Elif, şimdi burada olur. Sen de benim gibi heyecanlı mısın? Ha? Ne dedim sana? Elif şimdi burada olur dedim, değil mi? Bana güvenebilirsin. Güneş! Dila! Yaklaşma! Dila tamam. Bak duruyorum, tamam. Lütfen bir şey yapma. Aferin. O zaman şimdi sana özel anne kız dansımızı izleyebilirsin. Hadi Güneş. Dila. Dila sakın. Bakın mı demiyorum ben. Bak.
Neden bunu yaptığını biliyorum. Bak ben seni gerçekten anlayabiliyorum ama sakın bir şey yapma. Eminim anlıyorsundur Elif. Eminim. Çünkü bu dünyadaki en muhteşem insan sensin değil mi? Muhteşem sevgili, muhteşem iş kadını, muhteşem anne. Bak tamam annene, babana, abine kızgınsın. En çok da bana kızgınsın biliyorum ama bir şey yapma lütfen. Evet en çok sana kızgınım Elif. Biliyorum. Çünkü güneşi elinden aldım. Evet aldım. Üstelik gittim abinle evlendim. Evet abimle aramıza girdin. Bak. Her şeyin suçlusu benim tamam mı? O yüzden buradasın. Asıl gösteriyi bana yapmak istiyorsun bunu biliyorum. Evet sana yapmak istiyorum. Tamam. İstediğin kişi benim beni al. Ama güneşi bırak. Tamam mı? Beni al. Seni mi? Bak ben buradayım. Lütfen. Lütfen bir şey yapma. Dila! Hayır! Güneş! Dila! Dila hayır! Bak böyle olmak zorunda değil. Güneş uzaklaş! Her şeyi düzeltebiliriz. Birlikte her şeyin üstesinden gelebiliriz lütfen. Dila lütfen. Dila lütfen. Evet. Seni almalıyım. İkimizin arasında. Hayır. Elif! Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara, kimsesiz bir göl. Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Sessiz bir gölgeyim yapayalnız.